Ya anneciğim işte böyle. Yani gelinliği verdim tamam ama kumsal düğününü kazandım. Ya ne yalan söyleyeyim. Vallahi önemin seçtiği gelinlik daha bir hoştu zaten. Neyse neyse. Bir sorunun böyle hallolmasına sevindim. Evet halloldu. Yani gerçi aileler karışmasaydı biz Ayaz'la çok daha kolay hallederdik o sorunu ama. Yok ya. Tabii öyle. Vallahi bir ara gerçekten kaçmayı bile düşündük Ayaz'la. Zaten hiç evimiz vardı. Kaçıp gitseydik, orada evlenseydik ruhunuz bile duymazdı. Yapma ya. Yavrum, sen ne zaman acaba bu hayal dünyasından uyanıp bir kendine geleceksin bakayım? Ne var anne? Olamaz mı yani? Gidemez miydik? Ayrıca gitmeyi düşündüysek boşuna düşünmedik. Sizin bizi kasmanız yüzünden düşündük. Yavrum, kendine gel, kendine. Ya düğün dediğin nedir yavrum? Aileler arasında bir sürü anlaşmazlık olur, tartışma olur. Hepsi gelir geçer. Sen ilk sıkıntıda böyle kaçmayı düşünüyorsan evlenince ne yapacaksın peki? Ne demek ne yapacaksın? Yani evlenince biz Ayaz'la baş başa olacağız. Biz baş başa olduğumuzda da hiçbir sıkıntı sorun kalmayacak. Yok ya. Ah be çocuğum. Flört etmeye benzemez evlilik. Evlilik dediğin sorumluluk gerektirir. Bir dakika, bir dakika. Ben sorumsuz muyum anne? Yok, sorumsuz değilsin ama biraz şımarıksın kızım. Öyle ama bak, geçen hafta kardeşin laptopunu senden izinsiz kullandı diye konuşmadın çocukla günlerce ya. Bir de küstün. Ay anne ne demek o laf ya? Sanki ben kardeşimden bilgisayarımı esirgiyorum. Tamam kullansın ama izin alsın, izin. Tamam, haklısın. Ama Öykücüğüm biraz çocukça davranıyorsun. Ya küsmek de neymiş? Allah Allah. Şimdi aynı evde yaşarken kocanla eften püften bir sürü anlaşmazlığınız olacak. Ne yapacaksın? Ona da mı küseceksin? Aynı şey mi anne? Sevgililikle evlilik de aynı şey değil. Yavrum, aşk bir süre sonra yetmiyor. Mesela babanla benim aşkım İstanbul'un en büyük yangınıydı. Bak ne oldu? Boşandık, değil mi? Ya, işte bu çocukça davranışlarını bırakmazsan evlilikte çok zorluk çekersin çocuğum. Ya Ayaz çeker benim nazımı ya. Ah annem ah. Senin nazını bir tek anan çeker. Koca dediğim bir çeker, iki çeker, üç çeker, sonra bağlar kopar. Öyle. Bak şunu sakın unutma. Üç gün sonra Ayaz artık senin sevgilin değil, kocan olacak. Anne niye böyle konuşuyorsun ya? Niye moralimi bozuyorsun? Ya ben senin moralini bozmak için söylemiyorum yavrum. Mesela kavga ettiniz, Ayaz seni arıyor. Anne telefona sen bak diyemezsin. No'ya bas anne, no'ya diyemezsin. Öyle. İncir çekirdeğini doldurmayacak tartışmalardan sonra evini terk edip ananın evine gelemezsin yavrum. Anneciğim, ben senin karakterini değiştirmeni istemiyorum. Yine neşeli ol, haşarı ol ama aklını başına topla. Teşekkür ederim anne. Gerçekten. Üç gün sonra evleniyorum ve bu konuşma bana inanılmaz iyi geldi. Ama bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Gördün mü? Bak sıkıya gelince kaçıp gidiyorsun işte. Yavrum, evlilik çocuk oyuncağı değildir. Balayından döndükten sonra böyle apışıp kalma diye söylüyorum. Hı, söylüyorum da kime söylüyorum acaba? Kime? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.